geldi bir an. Mühim değil. Lakin tahminimde de yanılmadığımı gördüm. Hangi mevzuda? Baksana. Gözlerime bakamıyorsun. Kabul et. Bu dans sana tesir etti. Ne? Ne tesiri? Niye tesirisin ki? Sadece başım dondu bir an diyorum. Tamam, celallenme hemen. Dediğin gibi olsun. Dediğim gibi zaten. Tabii siz çalışmışsınız bütün hatunların teveccühüne. Lakin ben diğerlerine benzemem. Ona ne şüphe? Müsaadenizle şimdi çekilebilir miyim? Elbette. Hünkârım. Anna. Buyurun. Kapı bu tarafta. Ha. Elbette. Amira, sen beni mi takip ediyorsun? Yok, ne takibi? Ben de o tarafa gidiyordum. Şeyde işim vardı. Hı hı, neydi? Kız güvercin, yanakları kıpkırmızı olmuş. Bu sefer de bir şey olmadı de. Küt diye düşüp bayılayım şurada. Yanağımın falan kızardı, yok. Son defa söylüyorum. Hünkârla aramızda zannettiğin gibi bir münasebet yok. Hiçbir vakitte olmayacak. Hatun geldi geleli hünkârımızı göremez oldum. Ne var ki bu hatunda? Okumuş görmüş hatun. Pek de güzel. Elbette sizinle boy ölçüşemez sultanım. Siz kim? Bu güvercin kim? O zaman neden hünkârımız sürekli onu çağırır durur? Yok. Ben daha fazla böyle elim kolum bağlı bekleyemeyeceğim. Hünkârla aramızda zannettiğim gibi bir şey olmamış da... ...hiçbir vakitte olmayacakmış da. Ha, sen onu benim külahımı anlat. Bak, buraya yazıyorum. Yarın öbür gün... Amber aşkımızı duvarlara nakşettiydi dersin. Amber ağa, duş yakamdan artık. Nereye gitti bu? Sultanım. Ben de seni arıyordum muallime. Buyurun, şehzademizle alakalı mı konuşmak isterdiniz? Bırak bu saf güvercin tavırlarını muallime. Ben senin neyin peşinde olduğunu pekala bilirim. Efendim? Neyin peşindeymiş? Geldiğinden beri hünkârın odasından çıkmıyorsun. Siz ne dersiniz? Biz hünkârla sadece hasbihal ederiz. Etmeyeceksin. Hasbihal de etmeyeceksin. Bir daha hünkârın odasına da gitmeyeceksin. Bırakın kolumu. Hatırlatmak isterim ki ben ne köleyim ne de cariye. Emirleri sadece hünkârımızdan alırım. Size soracak değilim. Demek öyle. Söylediklerinde sen kendi ipini çektin muallime. Topla eşyalarını. Pek yakında bu saraydan gidiyorsun. Sultanım. İyi olacağım Gülizar. Şu Anna denen altından bir kurtulayım, çok daha iyi olacağım. Lakin nasıl? Vazifesine muvaffak olamazsa hünkârımız tutmaz onu sarayda. Bu hatun öyle pek tutunabilecek gibi gözükmüyor. Biz yine de işimizi kadere bırakmayalım. Muallimenin kovulması için birazcık yardımcı olalım. Yarın sabah ilk iş Salih'i buraya çağır. Çocuklarla birlik olup o hatunu bu saraydan kovduracağım. Peki sultan. Attıracakmış beni buradan. Ne zannediyor kendini bu hatun? Bir de kolumu tutuyor. Belli ki kıskanmış seni. Pek haksız da sayılmaz. Geldiğinden beri hünkâr Hoşyar'dan çok seni görür. Görürdü ne olur. Biz yalnızca... ...hasbihal ederiz. Edersiniz de.
Sen her seferinde alın al, morun mor gelirsin odaya. Sen de mi Alper'im? Yalan mı? Bak ben sana söyleyeyim. Farkında olmadan kapılıp gideceksin hünkâra. Neden herkes böyle düşünür bilmem. Lakin benim hünkâra kapıldığım falan yok. İyi tamam. Dediğin gibi olsun. Lakin hoş yere dikkat et. Hafife alınacak hatun değil. Şehzademizin validesi. Üstelik hünkârın gözdesi. Onu kaybetmemek için her şeyi yapar. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Salih'e, otur. Diyeceklerim var. Buyurun, dinliyorum. Muallime ile alakalı. Anladığım kadarıyla bu hatundan pek az etmezsin. Eğer siz de muallimeyi dinlemem konusunda saat edecekseniz lütfen sesinizi daha fazla yormayın. Aksine. Ben de senin gibi düşünürüm. O hatun size muallimelik edebilecek vasıflara sahip değil. Hem pek taze, neredeyse akranınız sayılır. Üstelik pek burnavada. Bir sultanın nasıl davranması gerektiğini bilmiyor kanaatimce. Yanılıyorsun. Biliyor. Biliyor, lakin umursamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bizi küçümsüyor. Kendini garplı bir muallime olarak senden de benden de üstün görüyor. Ben gösteririm ona kim üstünmüş. Hünkârımız ona bu kadar teveccüh gösterirken nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Hünkârımız için mühim olan sizin tedrisatınız. Eğer size kendini dinletmeyi başaramazsa muhakkak kovulur. Biz de dinlemeyiz o vakit.